Arkadaşlar merhaba. Üçgende benzerlik föyüne hoş geldiniz. Benzerliğin önemini çok anlatmaya gerek yok. Genelde zaten öğrenciler biliyorlar. Çünkü bundan sonraki dörtgenlerin tamamında çok sıkça kullandığımız, dik üçgenden falan daha fazla kullandığımız konu üçgende benzerliktir. Hiç ummadığınız yerde üçgende benzerlik karşınıza çıkabilir. Hatta biz geometri öğretmenleri deriz ki bir geometri sorusunda takıldıysan Genelde o benzerlik vardır o sorunun içerisinde deriz. O yüzden benzerliğe dikkat edelim arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Şimdi benzerlik işaretiyle başlıyoruz. Bu işarete biz ne diyoruz? Benzerlik işareti diyoruz. İşte burada görüyorsunuz. İki üçgenin benzer olduğunu gösteriyor. Benzerlik aynı şunun gibi arkadaşlar. Bir fotokopi makinesinde örneğin bir kağıda bir tane üçgen yaptınız. Dediniz ki bunu %200 büyüt dediniz. Yani iki kat büyüt dediniz. İşte o da daha büyütülmüşünü verdi. Dolayısıyla benzerlik belli oranda büyütülmüşü ya da küçültülmüşüne diyoruz. Peki arada bu işaret varsa arkadaşlar şu işaret bu iki üçgen benzerdir diyoruz. Benzerlikte karşılıklı açılar eşittir. Ama buradaki sıralama o şekilde olacaktır. Mesela sıralama uygun verilir. Yani bunun birincisiyle bunun birincisi. Yani A açısı alfa ise E açısı alfa. İşte B açısıyla F açısı. Burası beta ise Burası beta, teta ise teta olur arkadaşlar. Dolayısıyla karşılıklı açılar eşittir ve kenarlarda da tabii ki orantılıdır. İşte burada da ondan bahsetmiş. İki üçgen benzerse arkadaşlar hem karşılıklı açılar eşittir hem de kenarlar orantılıdır. Bakın A ile E açısı eşitmiş. Burada görüyorsunuz. O halde burası alfa, burası alfa. B ile B beta dedim. F de beta oldu. Burası teta ise burası teta. Dolayısıyla Alfa'nın karşısında A var. Burada alfa'nın karşısında E var. Bakın A'nın E'ye oranı eşittir beta'nın karşısında B var. Beta'nın karşısında diğer üçgende F var görüyorsunuz. Ve son olarak da son kenarların oranı benzerlik oranı dediğimiz K'ya eşittir arkadaşlar. Örnek sorumuza başlıyoruz. ABC üçgeni ile EFD üçgeni benzermiş. Buna göre X kaç derecedir? Şimdi bu işaret varsa arkadaşlar biliyorsunuz iki üçgen benzer demekti. Bunun birinci açısıyla bunun birinci açısı eşittir. Bakın A açısı 90, o zaman E açısı da nedir? 90'dır. B ile de F açısı eşit. Yani ABC üçgeninde bakın B açısı 55 ya. O zaman EFD üçgeninde F açısı yani şurası 55 olacaktır. EFD üçgenine bakıyoruz ama F açısının dışındaki açılara bakmıyoruz arkadaşlar. C ile de D eşit. C açısı buradan tabii ki 90 55 ise buraya 35 kaldı. O halde burası da 35 derece olacaktır arkadaşlar. Evet 45 90 bakın tam burası 45 yapar. İki iç açının toplamı bir dış açıydı. O zaman 45 ile 35'in toplamı neye eşit arkadaşlar? 55 ile x'in toplamına eşit. Buradan x'i bulmak için 55'i karşıya atarız. Burası zaten 80 yaptı. 80'den 55 çıkarsa 25 kalır. Yanıt 25'tir diyoruz. Evet CD üçgeni benzermiş BCA üçgenine buna göre x kaç derece diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi CD üçgenindeki C açısıyla BCA üçgenindeki B açısı birbirine eşittir. Evet bakın B açısı 45 verilmiş. O zaman C açısı da CD üçgenindeki şurası 45 olacak. 15, 45 daha burası 60 yapar. Arkadaşlar E açısını 60 bulduk. O zaman E 60 ise A da 60 olmak zorunda. Evet buradaki üçüncü açıyı tabii ki bulabiliriz arkadaşlar. 60, 45 daha 105 olduğundan burası 75. O zaman burası 90. Buraya da 60'tan dolayı 30 derece kalacaktır. Yolumuza devam ediyoruz. Peki ABC ile CDE üçgeni benzer verilmiş. Buna göre AE bölü EC oranı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi madem bu iki üçgen benzer karşılıklı açıları yazalım. Mesela A açısı alfa alfaysa burada da C açısı alfa. İşte B açısı betaysa burada da D açısı beta. O zaman bu tetaysa, burası da ne olacaktır? Teta olacaktır. Evet. AE nerede arkadaşlar? AE burası bakın. EC de burası. Bu ikisinin oranı soruluyor. Şimdi dikkat. Küçük üçgende teta'nın karşısı 6 verilmiş. Büyük üçgende teta'nın karşısı 8 verilmiş. O zaman benzerlik oranı 3 bölü 4 demektir. Bütün kenarlar 3 bölü 4 oranına sahiptir arkadaşlar. O halde e, burada beta'nın karşısına siz 3 birim derseniz, 3a derseniz e, diğer üçgende beta'nın karşısı şurası 4a olacak. Dolayısıyla buraya a kaldı. O halde a, e, N, e c oranını bulduk. a bölü 3a'dan. 1 bölü 3'tür diyoruz yanıt. Evet sıra sende 15'e geldik. ABC ve DC birer üçgen. Ee, bakın bu açılar eşit verilmiş. Yani burası A açısıysa burası da A açısı. Buna göre AD5, DC3, EB2, x kaçtır diye sorulmuş. Evet dikkat size iki tane üçgen çizeceğim. Birisi mavi üçgen arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Görüyorsunuz mavi üçgenin açılarına bakarsanız A var. Şuraya da gelin B diyelim. A var, B var. Bir de arkadaşlar kenarlarını şöyle tırtıklı yeşil yapayım. Bakın şöyle tırtıklı bir yeşil üçgenimiz var. Bunun açılarına da dikkat ederseniz yine A, yine B. Hem mavi üçgende hem de tırtıklı üçgende A ve B açıları mevcut. O zaman üçüncü açılar da eşittir. Mavi üçgenin üçüncü açısı burası, tırtıklının üçüncü açısı burası. Bu iki üçgen dolayısıyla benzerdir deriz arkadaşlar. Yeşil üçgende A'nın karşısında X var. Fakat mavi üçgende A'nın karşısında 3 var. Yeşil üçgende arkadaşlar C'nin karşısında 8 var. Mavi üçgende C'nin karşısında 2 artı X var. Er. O zaman X çarpı 2 artı X eşittir 24. Buradan arkadaşlar ikinci derece denkleme girmeye gerek yok. Çarparsanız karışır biraz. Onun yerine sayı verebiliriz. Örneğin 4 verdiğimde burası da 6 olduğu için sağladı. Dolayısıyla x 4tür deriz. Örnek sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre BCX kaçtır diye sorulmuş. Dikkat! Bu açıya A desem 90B. Bakın burası 90'a tamladığı için tekrar A olur. 90B. O zaman buradaki büyük dik üçgenle sağdaki küçük dik üçgen bunlar birbirine benzerdir. Çünkü açıları aynı çıktı arkadaşlar. O halde e, önce Pisagor'dan şunu yapalım. Biliyorsunuz bir dik üçgenin kenarları biri diğerinin iki katıysa hipotenüs kök 5 katı oluyordu küçük olanın. O halde 2'ye 2 iki kök 5'ten AE'yi 4 buluruz arkadaşlar. Şimdi gelin benzerliği yazalım. A'nın karşısında 4 var. A'nın karşısında X var. O halde 4'ün X'i orana. Dikkat 90'ın karşısında 2 kök 5 var. Diğer üçgende 90'ın karşısında 8 kök 5 var. Bunlar gider. O halde 2X eşittir 32'den. X eşittir. 16 bulunur. Evet sıra seninde 16'ya geldik arkadaşlar. E, şekildeki kitapların görünen yüzeyleri dikdörtgen şeklindedir. Uzunluğu 10 birim olan genişliği 5 birim olan dikdörtgen şeklindeki iki kitap rafta devrilmiş halde durmaktadır. G noktasının BF doğrusuna uzaklığı 8 birim olduğuna göre. Evet yani şu yükseklik arkadaşlar kaç birim verilmiş şurası 8 birim verilmiş. Ve kitapların uzunlukları da 10'a 5 verilmiş uzun ve kısa kenarları. KL uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Kısacası üst rafın üst tarafı ya da alt tarafı da diyebilirsiniz. Yani buraya arkadaşlar M noktası dersek BM uzunluğu da zaten KL uzunluğuna eşittir. Evet şuranın 5 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bakın burası 5. Ve buranın 10 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada bir 6 8 10 üçgeni vardır diyebiliriz. Tek sorun şurası. Ee, şurada bakın küçük bir dik üçgen var. İsterseniz gelin bu üçgenleri ben şöyle şuraya çıkarayım arkadaşlar. Bakın bir 6, 8, 10 üçgenimiz var orada. Bir de daha küçük şöyle bir üçgenimiz var. Ve şuradaki açı 90 derece. Hocam nasıl anladığınız oranın 90 olduğunu? İşte gösteriyorum 5 ile 10 arası. Tam şurası arkadaşlar. Kitabın köşesi olduğu için orası 90 derecedir. Evet yani şurası 90 derecedir. O halde burası bakın 5, burası 10, burası 8, burası 6. Şurası E, şurası C, şurası da F noktası. Buradaki Y uzunluğu dersek Y'yi bulabiliriz. Çünkü alfa 90, beta tekrar alfa 90 beta. O halde bu iki üçgen benzer. Sağdaki üçgende 90'ın karşısına 10 var, soldakinde 5 var. Sağdaki üçgende beta'nın karşısı 8, soldakinde beta'nın karşısı Y. Evet, burada 2'ye 1 orandan arkadaşlar. 2 8'den Bakın y 4 bulunur. O zaman getirip buraya 4 yazabiliriz. Bu kitabın boyu 10'du zaten. O halde işte bu uzunluk bizim KL uzunluğuna eşittir. O da 20 yapar diyoruz. ABC bir dik üçgen, DEFG bir dikdörtgen. Buna göre FE kaçtır denmiş arkadaşlar? Dikkat. Tabii burada yine bu açı A dersem 90, B bakın burası 90 olduğundan burası A 90. Tekrar B. Çünkü bunlar birbirine 90'a tamamlıyor. Bakın burası 90. Bu iki açı birbirini 90'a tamamlar. A yapar. Bu 90 olduğundan bu iki açı da birbirini 90'a tamamlar. B yapar. O zaman yanlarda kalan bakın okla gösterdiğim şu iki üçgen benzerdir. Çünkü açıları aynı çıktı. Peki benzerliği yazalım arkadaşlar. Soldaki üçgende burası dikdörtgenin kısa kenarları eşittir biliyorsunuz. A'nın karşısında x var. Sağdakinde A'nın karşısında 8 var. Soldakinde B'nin karşısında 2 var. Sağdaki üçgende B açısının karşısında x var. Er. Dolayısıyla içler dışlardan 16'dan x buradan 4 çıkar. Evet sıra sende 17'ye geldik arkadaşlar. Dikdörtgen şeklindeki kamyon kasasında vincin yerleştirdiği özdeş 3 konteynerin görünen yüzlerinin uzunluğu 30 birim, genişliği 15 birim olan dikdörtgen biçimdedir. EF 12 birimmiş. Evet bunları hemen yazalım üstüne. Burası 30, burası 15'miş arkadaşlar. Aynı şekilde bunun da tabi 30'a 15 olduğunu yani şuranın kesinlikle 15 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradaki dik üçgenden hemen burayı 9 buluruz arkadaşlar. Peki şöyle biraz küçültelim boyutumuzu. E, 9 olduğunu gördük buranın. Şimdi dikkat. Vinç operatörü C15 numaralı konteyneri ile B15 numaralı konteynerin uzun kenarları çakışık biçimde düzeltip yani şu eğri duranı B15'in yanına koyacakmış. Daha sonra B6 kodlu genişliği 6 birim olan evet dikkat, bunun genişliği 6 birimmiş arkadaşlar. Bunu buraya alacakmış. Buna göre operatör B6 numaralı konteynlerden en fazla kaç tanesini koyar demiş arkadaşlar sol tarafa. Peki dikkat, önce gelin şuradaki uzunluğu bulmamız lazım. Bakın buranın 30 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben harfler vereceğim ee, buraya. E ne diyelim? A diyelim. B diyelim. Şuraya arkadaşlar C diyoruz 9'un yanına. F var E var. Evet gelin bunu buraya çizmeye çalışalım. Bakın şöyle o konteynerların olduğu yer arkadaşlar tam şu şekilde. Şu 12 EF bakın EF'yi buraya yazıyorum 12. Burası 9 15. Bu zaten biliyorsunuz şuradaki konteynerimiz arkadaşlar. Şurada bir konteyner var. O zaman burası da konteynerin uzun kenarı. Burası A, burası B. Bize arkadaşlar şuradaki uzunluk lazım bir kere. Buranın 90 olduğunu biliyoruz. O halde burada alfa beta yapabiliriz bakın. A açısı diyelim ya da A artı B 90. Bura tekrar A olur çünkü bu ikisinin toplamı 90. Bura 90 olduğuna bura tekrar B olur arkadaşlar. Sağdaki üçgende B'nin karşısı 12. Soldakinde B'nin karşısı X. Sağdakinde e, arkadaşlar 90'ın karşısı 15. Soldakinde 90'ın karşısı 30. Bakın burada 1 bölü 2 oran var x buradan 24 çıkar. Dolayısıyla burası 24'müş. O halde BF uzunluğu kaç oldu arkadaşlar? Tam 33 oldu. Evet şöyle yapayım. Boyutu arttırdım. Bakın şurası arkadaşlar 33 birimmiş. Şimdi buradaki konteyneri önce bir düzeltelim. C15'i buraya aldık. Bakın C15 konteynerini buraya aldık. Burası 15 birim olduğundan 33'ten 15'i çıkarırsam arkadaşlar şuraya tam 18 birimlik bir boşluk kaldı. Peki bunun biliyorsunuz genişliği 6 idi. Kaç tane sığdırırım 18'lik yere? 3 tane 6, 18 yapacağına göre buraya 3 tane B6 sığdırırız arkadaşlar. Çünkü şöyle değil mi? 6, 6, 6, 3 tanesi 18 yapıyor. Tam bu boşluğu doldurur. O zaman 3 tane sığdırılır. Yanıt 3'tür diyoruz. Evet temel benzerlikle devam ediyoruz arkadaşlar. DE paralel BC, işte D açısı B açısı, E açısı C açısına eşit. Bunlar nereden geldi? Bunlar biliyorsunuz arkadaşlar, yöndeş açılardan geldi. Paralellikten dolayı yöndeş açılar e, vardır deriz. Bakın bununla bu eşit, bununla bu eşit. Bunlar yöndeş açılar arkadaşlar. O halde bunun bunu oranı, bunun bunu oranı, buranın buraya oranı diyoruz. Yani buna temel benzerlik diyoruz. Mesela örnek bu buna paralel olsun. A olsun, 2 olsun, 4 olsun, 8 olsun, B olsun. Arkadaşlar burası da 15 olsun. Şimdi şöyle yapıyoruz. A'nın A artı 2 oranı, 4'ün 12 oranı, B'nin 15 oranı şeklinde benzerliği yazabiliriz arkadaşlar. Buradan da e, orantıdan bulacağız. Bunlarla ilgili örneğimiz var zaten. Şimdi Thales bağıntısına geldik. Thales teoremi nedir? Paralel doğruları şöyle iki tane doğru keserse Thales teoremi oluşuyor. Yanlar kendi aralarında orantılıdır diyoruz Tales teoreminde. Mesela bu temel benzerlik sorusu. Önce bunu yapalım. Bu açılara AA derseniz bakın iç ters açıdan burası da A olacağından bir kere X kenardan burası X oldu. O zaman 4'ün 6'ya oranı 6'nın 2 artı X oranı diyebiliriz. 4 bölü 6 eşittir 6 bölü 2 artı X. Buradan da arkadaşlar orantı yaparsak 4 artı 2x eşittir 18'den 2x eşittir 14 x eşittir 7 bulunur. 18'de devam ediyoruz arkadaşlar. C noktasındaki bir kuş B duvarının arkasındaki binanın A noktasını görebilmektedir. Evet buradan bakın kuş baktığında tam A noktasını görebiliyormuş. Yükseklikler verilmiş. Direğin duvara uzaklığı 12 birimmiş arkadaşlar. Yani şurası 12 birimmiş. Buna göre duvarın evi olan en kısa uzaklığı LM kaç birimdir diye soruluyor. Evet bunu iki yoldan yapabiliriz arkadaşlar. Birinci yolumuz artışlardan. Bakın burada 2 artmış. Burada 4 artmış. O zaman bu sayılarla alttaki sayılar orantılıdır. 2'ye 12 düşerse 4'e 24 düşer. Birinci yol bu. X eşittir 24 yazdık arkadaşlar. Peki ikinci yola bakalım. İkinci yolda buradan bir tane paralel ya da dik çizmek. Buna paralel çizmek. Burası 2 ise burası 2. Burası 2. Soruda burası 12 idi. Burası x'ti arkadaşlar. O halde gelin temel benzerlik yapalım. Nasıl yapıyorduk temel benzerliği? Şu şekilde yapıyorduk. Ee, burası tabii 2 kaldı 4'ten dolayı. Ve burası da 6 kaldı. 12'nin 12 artı x oranı 2'nin 6 ya oranı yazabiliriz. O halde 12 bölü 12 artı x eşittir. 2 bölü 6'dan burası biliyorsunuz 1 bölü 3 yapar. İçler dışlardan 36'dan x bakın 24 gelir. O halde yanıt 24'tür. Evet örnek sorumuza geldik arkadaşlar. Ee, burası 6'ya 8'miş. Biliyorsunuz bu ikisinin oranı buranın buranın oranına eşit. Peki 6 bölü 8 oranı kaç arkadaşlar? 3 bölü 4 yapar. O zaman buraya 3A tamamına 4A yazabilirim. Burası A olur. Şimdi artık işimiz çok kolay. Çünkü bunun bunu oranı bunun bunu oranıydı. 3A'nın A'ya oranı 3'ün 1'e oranı yazabiliriz. Dolayısıyla x eşittir 1'dir. ABC üçgeninde G noktası ağırlık merkezi verilmiş. Arkadaşlar biliyorsunuz ağırlık merkezinde ne vardı? 2K'ya K oranı vardı. O zaman bunun bunu oranı, bunun bunu oranı temel benzerlik yapabiliriz. O halde 8 bölü x, 2k bölü k'dan bunlar gider. 2x eşittir 8'den x eşittir 4 bulunur. Evet, yukarıdaki verilere göre BDx kaçtır diye sorulmuş. Bakın bunlar paralel olduğundan önce bunlara bakalım arkadaşlar. Eğer siz burada 2 burayı 4 görürseniz böyle bir paralellik varsa alttakilerin oranı bakın 1'e 2 oran var. Burada da 1'e 2 oran vardır. A'ya 2A ya yazabilirim. O halde arkadaşlar burası A, burası 2A'dır. Şimdi dikkat. Kırmızıyla çizdiklerimize bakın arkadaşlar. Bu kırmızı çizgiyle bu kırmızı çizgi paralelmiş. O zaman bunun bunu oranı 1 bölü 2 olduğu için bunun bunu oranı da 1 bölü 2 olacak. 6'ya 12 olacaktır. Dolayısıyla x eşittir 12'dir. <laughs> Sıra sende 20'ye geldik arkadaşlar. ABC üçgen yukarıdaki verilere göre BCX kaçtır diye sorulmuş. Şimdi dikkat ederseniz burada 8'e 4'ten dolayı bakın bir dik üçgen var ve bu açının kesinlikle 30 olduğunu bunda 60 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Neden? Hipotenüsün çünkü yarısı olmuş. Dolayısıyla burası 4 kök 3 olacaktır. O halde şuradan bir paralel çekersek. Bakın 8'e 4, 4'e 2 oldu burası. O zaman buraya 2 kaldı. Ve şurayı da bulabiliriz arkadaşlar. 90'ın karşısı 12 olduğundan 60'ın karşısı 6 kök 3 olacaktır. Bunu temel benzerlikten de bulabiliriz. O halde burada Pisagor yapalım. X'in karesi eşittir. 2'nin karesi ile 6 köküçün kareleri toplamına. Buradan arkadaşlar 2'nin karesi tabii ki 4 olacak. Bu da 36 çarpı 3'ten 108 olacaktır. Buradan da arkadaşlar 112 geldi. Şimdi 112'yi biliyorsunuz 2'ye böldüğümüzde 66, 2'ye böldüğümüzde 33 olur arkadaşlar. Pardon 56, 2'ye böldüğümüzde 28, 2'ye böldüğümüzde 14, 2'ye böldüğümüzde 7 olur. Kısacası arkadaşlar 4 çarpı 4 çarpı 7'ymiş bu. Yani 16 çarpı 7'ymiş. O zaman kökünü alırsak x buradan 4 kök 7 bulmuş. Evet yukarıdaki verilere göre AB kaçtır diye sorulmuş. Şöyle boyutu biraz küçültelim arkadaşlar. Bakın burada bir 2K'ya K oranı var. Bir oran varsa mutlaka benzerlik vardır. Şuradan bir tane paralel çizelim arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Yani dik çizmiş olduk böylece. 1'e 2 oran varsa burada da 1'e 2 oran olmalı. O zaman 12'yi nasıl ayırdım? 1'e 2 oran şeklinde 4'e 8. Bakın burası 8, burası 2, burası 2 yapacak. Öklitten şuraya H dersek H kare eşittir. Biliyorsunuz P çarpı K'ydı arkadaşlar. H buradan 4 bulunur. O halde buraya 4'ümüzü yazdık. Şimdi dikkat. Tabii ki temel benzerlik yapacağız arkadaşlar. Ee, buranın buraya oranı, buranın buraya oranı yazabiliriz temel benzerlikten. Dolayısıyla 4 bölü X K bölü 3K oldu. Bunlar da giderse X eşittir. 12 bulunur. Evet örnek sorumuzla devam ediyoruz. Ee, tam burası bakın orta nokta verilmiş. Orta nokta verilmişse orta taban çekebiliriz. Bu siyah çizgi x'in yarısına eşittir. Ve bu bir orta tabandır. Çünkü 1 bölü 2 oran var arkadaşlar. Orta taban karşı kenarda 2'ye bölecek. 12'ye buraları 6'ya 6 bölmesi lazım. Bakın 3 4 5 üçgeninden burası 3 oldu. O zaman x bölü 2 eşittir 3'ten x eşittir 6 bulunur. Evet kelebek benzerliğine geldik. Bu tabii ki kelebeğin kanadına benzediği için arkadaşlar buna biz kelebek benzerliği diyoruz. Evet bu üçgenler benzerdir paralellikten dolayı. Çünkü arkadaşlar açıları görüyorsunuz eşit çıktı. Kelebek benzerliğinde şunu yazabiliyorsanız olay bitmiştir arkadaşlar. Örneğin burası 4 burası 12 olsun. Ve bunlar paralel. O halde bu iki üçgen benzerdir. Ve benzerlik oranı 1 bölü 3 olduğundan dikkat. Buraya A buraya 3A buraya X buraya 3X yazabiliriz. Burada benzerlik oranı 1 bölü 3'tür. Evet özelliğe geldik. İşte bu kelebek ve temel benzerlikten gelen bir kural arkadaşlar. Ortadakine x derseniz buralara ab derseniz 1 bölü x eşittir. 1 bölü a artı 1 bölü b. Bunun tabi normal iki benzerlikten de çözümü var arkadaşlar. Birazdan soru gelince size e, ikinci yoldan da bunun çözümünü yapacağız. E, İlla bu formülü <laughs> ezberlememize gerek yok. <laughs> Affedersiniz. Örnek soru. Yanlış şekilde verilere göre GDX kaç santimetredir denmiş arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz şurada bir kelebeğimiz var bakın. 6 bölü 8 oran var. Peki 6 bölü 8 oran olarak kaça eşittir? 3 bölü 4'e. O zaman buraya 3K buraya 4K yazabilirim. Şimdi yuvarlak yaptığım üçgenlerin kelebeğini görünüz. 3K'nın 4K'ya oranı onun X'e oranıdır. O halde 3K bölü 4K eşittir. 10 bölü X yazarsak 3x eşittir 40'tan x eşittir 40 bölü 3 bulunur arkadaşlar. Evet ABC üçgeninde 3 tane DK 2 tane KE'ymiş. Şöyle kırmızıyla çözelim. Bakın DK'ya ne diyeceğiz o zaman? DK'ya 2A diyeceğiz. KE'de 3A olacak. Şimdi burası orta noktaymış. Burası da orta nokta. Birleştirirseniz buna orta taban diyoruz arkadaşlar. Neden? Bakın tam orta noktalardan birleşmiş çünkü. Ee, ve bu orta taban buradaki tabanın yarısına eşittir. Şimdi 2 bölü 3 kelebeği görünüz arkadaşlar. 2'ye 3 benzerlikten 6'ya burası 9 olur. Bu orta taban olduğu için burası da tabii ki 18 olacaktır. O halde x eşittir 12 olur. Evet işte biraz önce bahsettiğim arkadaşlar kurala geldik. Normalde formülden 1 bölü 2 eşittir. 1 bölü 6 artı 1 bölü x'ten bulabiliriz. E, payda işleyip burada işlem yapacağız. Peki onun yerine gelin bu formülü unutabilirsiniz. Ee, kelebek benzerliğinden yapalım arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz 2'ye 6 benzerlik var. Siz böyle iki tane paralel görürseniz ve 2'ye 6 olduğunu gördüyseniz bunun bunun oranını bulabilirsiniz. Çünkü 2 bölü 6 1 bölü 3 yapar arkadaşlar. Dolayısıyla A'ya 3A oldu burası. Yani burası Y ise tamamı 3Y olacağı için burası arkadaşlar 2Y olacaktır. E soruda bakın bize A, B'yi 12 vermiş. O zaman 3C eşittir 12'den Y'yi bulduk bakın. Y 4'müş. Gelelim X'i bulmaya. Şimdi tersten temel benzerlik yapacağız kırmızılardan. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu maviyle çözelim daha rahat görelim. Evet şöyle mavi üçgenlerin benzerliğini görelim. 2Y'nin 3Y'ye oranı 2'nin X'e oranı. Evet 2Y bölü 3Y eşittir 2 bölü X. Bunlar giderse içler dışarıdan X3 gelir toplamları 7 olur. Sonuç 7'dir. Gördüğünüz gibi bu formülü kullanmadan da temel benzerliği zaten bilmek zorundayız. Bu formüle ihtiyaç yok aslında arkadaşlar. Temel benzerlikten yapabilirsiniz. Evet sıra sende 22'ye geldik. Bakın iki tane şişe verilmiş. Ve AB ile DC'nin uzunlukları sırasıyla 24 ve 12'ymiş. Yani şurası arkadaşlar 24, şurası 12'ymiş. Buna göre EF uzunluğu kaçtır diye sorulmuş. Evet bunu da gelin formülden yapalım. 1 bölü x eşittir. 1 bölü 12 artı 1 bölü 24. Bunu 2 ile payda eşitleyelim. 1 bölü x eşittir arkadaşlar. 2 bölü 24. 1 bölü 24 daha 3 bölü 24 yaptı burası. Yani 1 bölü 8 yaptı. Ters çevirirsek x eşittir 8'dir. Kenar açı kenar benzerliğine geldik. Kenar açı kenar benzerliği nedir arkadaşlar? Eğer elimizde 2 tane şu şekilde bakın üçgen varsa ve bu üçgenler ortak bir açıya sahipse arkadaşlar. Mesela şurası alfa olsun. Şurası da alfa olsun. Kenarlarda orantılıysa yalnız. Mesela burası 4, burası 8, burası 3, burası 6 ise. Dolayısıyla kenarlar biri diyen iki katı olduğu için bu üçgenlere benzerdir diyoruz. Benzerliği görmek için ama kenarları şöyle küçükten büyüğe her iki üçgende de yazalım arkadaşlar. Küçük üçgenin kenarlarını buraya büyüğün buraya yazalım. Bakın oran olduğu için bu iki üçgen benzerdir. Burası A kadarsa burası da 2A kadar olacaktır. Evet kenar 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 benzerliğinde ise üç kenar orantılı ise bunlara benzerdir diyoruz. Örneğin bu arkadaşlar 3, 4, 5 olsun. Bu da 6, 8, 10 olsun. Mesela Üç kenarı da orantılı olduğu için bu üçgenler benzerdir. 2 tanesi yeterli değil. Burada 3 tane kenarın e, orantılı olması gerekir. Dolayısıyla burada sonuç ne peki hocam? Burada açıları arkadaşlar karşılıklı eşitleyeceğiz. Bununla ilgili sorumuz var zaten. Mesela örnek soruya geldik. Alfanın kenarlarına küçük üçgende bakalım. Bakın 4 var 6 var. Peki büyük üçgende bu alfanın kenarları 12'ye 8 var. Yani şurası 8 şurası 12. Arkadaşlar oran var mı? Evet hocam 1 bölü 2 1 bölü 2 oran var. O zaman üçüncü kenarlar da orantılıdır. Bakın bunu küçük üçgenin üçüncü kenarı x. Büyük üçgenin üçüncü kenarı 16. Zaten üçüncü kenarlar eşit açının karşısındaki kenarlar olmak zorunda. Buradan içler dışarıdan 1 bölü 2 oran vardı. X eşittir 8 bulunur. Sıra sende 23'e geldik arkadaşlar. Ee, dikkat şu açıya alfa dersem şu açı alfa bu kenara A dersem bu kenar A. Açı ortayı teoreminden biliyorsunuz bir üçgende açı ortay varsa burası 4'e 8 ise burası arkadaşlar B'ye 2B ye yazabiliriz. O zaman burası B burası 2B oldu. Şimdi dikkat kırmızı üçgeni bakmanızı istiyorum. Burada bir kırmızı üçgen var bakın. Alfa var. Alfanın kenarları A'ya B arkadaşlar. E, yandaki şu yuvarlak yaptığım üçgende ise alfanın kenarları bakın 2A'ya 2B. Dolayısıyla 1 bölü 2 benzerlik var. O zaman bunun üçüncü kenarı 8 ise bunun üçüncü kenarı yarısı olacaktır. 4 olacaktır diyoruz. Çünkü bu iki üçgenin benzerlik oranı 1 bölü 2 çıktı. Yanıt 4'tür. Evet örnek sorumuza devam ediyoruz. ABC üçgeninde BC iki tane BD verilmiş arkadaşlar. Yani siz şuraya A derseniz şurası 2A'ymış. Buraya B derseniz burası B'ymiş. Ve başka ne vermiş bakın. AC'de iki tane DE'ymiş. Şuraya C derseniz burası 2C'ymiş. Soldaki üçgenin kenarları ABC. Sağdaki mavi üçgenin kenarları 2A, 2B, 2C. Bakın üç kenarda orantılı verilmiş. Dolayısıyla bu iki üçgen benzerdir arkadaşlar. Peki benzerse ne yapacağız hocam bundan sonra? Orantılı kenarlar karşısındaki açılar eşittir. Bu benzerliğe biliyorsunuz kenar 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 benzerliği diyoruz. Evet burada 2B'nin karşısında 50 varsa burada da B'nin karşısında arkadaşlar kaç derece vardır? 50 derece vardır. İki iç açı bir dış açıdan alfa 90 derece bulunur. Sıra sende 24'e geldik bakın arkadaşlar. Soruda BC eşittir 3 tane AF verilmiş. Evet BC 3 tane AF yani şurası arkadaşlar A birimse burası 3A birim oluyor. Ve BE de 2 tane AE verilmiş. AE'ye arkadaşlar Y dersek BE 2Y oluyor. Şimdi içerideki kırmızı üçgene bakın arkadaşlar. Kenarları Y var, A var, 3 var. Dışarıdaki mavi büyük üçgene bakın. Kenarlar 3Y, 3A ve 9. Dolayısıyla arkadaşlar burada benzerlik oranı kenarlar 3 katı olduğu için kenar kenar kenardan benzerlik oranı 1 bölü 3'tür ama kenar 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 benzerliğinde ve diğer benzerliklerde açıları ne yapıyoruz? Eş alıyoruz arkadaşlar. Peki 3C'nin karşısında 50 var. Küçük üçgende 3'ün karşısında bakın 40 var. Oradan gidersek daha kolay. 3'ün karşısında 40 var. Büyük üçgende 9'un karşısında 40 olmalı arkadaşlar. 40 ile 50'yi toplarsam 90 yaptı. Tepeye o zaman 90 derece kalır. Buradan alfa 50 derece bulunur. Evet benzerlikteki sonuçlara geldik arkadaşlar. İki üçgen benzerse benzerlik oranına k diyoruz. Ve alanları oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Yani ne demek istiyoruz? Şöyle ki diyelim bu üçgenle bu üçgen benzer olsun arkadaşlar. E, bunun kenarı 2, bunun kenarı 6 olsun. O zaman diyoruz ki burada benzerlik oranı 1'e 3'tür. Çünkü 2 bölü 6, 1 bölü 3 yapar. Fakat bunların alanları oranı 1 bölü 9'dur. Yani burası s ise burası 9s yapacaktır. Alanlar hariç her şeyler benzerlik oranla eşittir arkadaşlar. Örneğin bunun kenarı e, x birimse, bunun kenarı 3x birim, bunun yüksekliği h'sa bunun yüksekliği 3 h olacaktır. Alanlar dışındaki her şey kenarlar oranına eşittir. Bir de burada merdiven kural dediğimiz bir kural var. Eğer yan kenarlar eşitse arkadaşlar, s3s5s7s tek sayılar şeklinde gidiyor buradaki alanlar. Bu da aslında buradaki sonuçtan geliyor arkadaşlar. Evet, benzer üçgenlerin yardımcı elemanları demiş. İki, iki üçgen benzerse her şeyleri orantılıdır. Mesela burası arkadaşlar 2, burası 4 olsun. Bu üçgenlerin küçüğün büyüğe oranı 2 bölü 4, 1 bölü 2 olduğundan benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Bu şu demek, bunun açı ortayıyla bunun açı ortayını kıyaslarsam biri x birimse biri 2x. Yüksekliklerini kıyaslarsam 1 bölü 2. E, çevrelerini kıyaslarsam 1 bölü 2. Yani arkadaşlar alanlar hariç her şeyleri oranı benzerlik oranına eşittir diyoruz. Evet iki tane benzer üçgen var bakın burada. Alfa 90 beta tekrar alfa 90 beta olduğundan şu küçük siyah üçgenle büyük üçgen benzerdir. Ve benzerlik oranını görüyoruz. Bakın alfanın karşısı 3 büyük üçgende alfanın karşısı 4. Benzerlik oranı 3 bölü 4'tür. O halde alanlar oranı arkadaşlar ne yapacaktır? Bunun karesini alacağız. 9 bölü 16 yapacaktır. Bu şu demek Küçük üçgenin alanına 9S derseniz büyük üçgenin alanı toplam alan 16S olacak. O zaman buraya arkadaşlar 7S kalacaktır. Soruda zaten 14 vermiş 7S'i. Dolayısıyla S buradan 2 çıkacaktır. Alan DEC 9S olduğundan 9 çarpı 2'den 18 olur. Sorulan yer 18'dir. Evet örnek sorumuza geldik. ABC üçgeninde AH4 verilmiş. BC6 verilmiş. Onları yazalım arkadaşlar şuraya biraz boyutu <laughs> küçültelim pardon şurası arkadaşlar 4 birimmiş AH. tabi karenin bu kenarına x dersek burası bakın 4 eksi x olacak çünkü toplam yüksekliği soruda 4 vermiş tabanın da 6 olduğunu biliyoruz arkadaşlar buna göre x kaçtır demiş şimdi dikkat üçgenlere dikkat derseniz kareden dolayı bu kenar buna paralel o zaman GF kenarı BC kenarına paralel olduğundan bu üçgenle büyük üçgen benzerdir arkadaşlar Şimdi bu üçgenin tabanına bakıyorum. Burası yani x olduğunu biliyorum. Bunun tabanının büyük üçgenin tabanı olan 6'ya oranı benzerlik oranına eşittir. Çünkü kenarlarını oranladım. Başka neyi oranlayabilirim? Yükseklikler verildiği için arkadaşlar yükseklikleri oranlayabiliriz. Bunun yüksekliği 4-4-x, e bunun yüksekliği 4 eşittir 4-x bölü 4 diyebiliriz. Evet, buradan arkadaşlar bunlar sadeleşir biliyorsunuz 3'e 2 yaptı, 2x eşittir 12-3x'ten. 5x 12'den x eşittir. 12 bölü 5 bulunur diyoruz. Evet, sıra sende 25 ile devam ediyoruz. İkiz kenar üçgen vermiş. EF F, 2, F'deymiş arkadaşlar. Yani burası 2A iken burası A'ymış. Ee, dolayısıyla şurada kelebek üçgenleri mutlaka görmüşsünüzdür bakın. Kelebek üçgenlerden dolayı ben buraya x dersem burası 2x olur. İkiz kenar üçgende indirilen dikme tabanı 2'ye bölüyordu bu 2x'i aşağı alırsam burası da 3x oldu arkadaşlar. O zaman BD 5x, DC x olduğundan sonuç 5 olacaktır. Evet eşliğe geldik arkadaşlar. Eşlik ne demek? E, i̇ki üçgenin eş üçgenler olduğunu anlatan bir kelime bu. Eğer benzerlik oranı 1 ise bu üçgenleri biz eş üçgenler diyoruz arkadaşlar. Yani iki tane benzer üçgen buldunuz. Mesela 90 var alfa var. Burada da 90 var alfa var diyelim hipotenüsleri aynıysa mesela o zaman A'nın A'ya oranı 1 olduğu için benzerlik oranı 1 olduğu için bu üçgenler eş üçgenlerdir. Burası 4 ise burası 4, burası 3 ise burası 3 olur örneğin. Kare sorularında genellikle eşlik uygulanır. Bütün kenar uzunlukları ve açıları eşit olan dörtgenlere biliyorsunuz kare denir. Birazdan örneğimiz var zaten arkadaşlar çözeceğiz. Evet ADC üçgeni ile BD üçgeni eşmiş. O zaman burada hemen hatırlatalım. Bu ifade arkadaşlar eşlik anlamına geliyor. Şu benzer demekte, de bu ise eş üçgenler olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Madem bunlar eş üçgenler, bütün kenarları eşitleyebiliriz. Örneğin DE kenarıyla DC kenarı eştir. Bakın DE4 verilmiş, DC DE 4 verilmiş. DC'de diğer üçgende 4 olacak. BC 12 olduğuna göre buraya 8 kalır. Arkadaşlar BD yani ilk ikisi 8 olduğuna göre AD'de 8 olmak zorundadır. O zaman burası da 4 olacaktır. E A'yı soruyormuş zaten bize. Yanıt 4'tür. Evet geldik arkadaşlar föyümüzün son sorusuna. BC kaç santimetredir diye sorulmuş. Bakın bu açıya alfa dersek, buna beta dersek arkadaşlar alfa ile beta'nın toplamı 90. Burada 90 olduğu için tekrar burası alfa, tekrar burası beta olur. Ve ikisi de hipotenüsleri dikkat ederseniz karenin birer kenarlarını görüyor. O zaman hipotenüsleri eş olduğu için, aynı açının karşısı eşit kenar olduğu için bu üçgenler benzerdir. Beta'nın karşısı 8 ise burada da beta'nın karşısı 8, alfa'nın karşısı 6 ise burada da alfa'nın karşısı 6'dır. Dolayısıyla BC 14 bulunur diyoruz arkadaşlar. <laughs>